sürücü belgesi fiyatları bir aylık asgari ücretin üstüne çıktı. İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği tarafından yılda bir kere belirlenen maliyet hesaplamasına bağlı sürücü kursu fiyatları B sınıfı için 10.500 TL olarak açıklandı. Yapılan artışın nedenlerini dernek başkanı Tolga Abacı bir TV'ye anlattı. Buradaki süreçte en son yaptığımız güncelleme diyelim. Biz buna zam demiyoruz aslında, güncelleme. Çünkü zaten bizim yasal hakkımız aslında. Güncelleme yaptık. Peki bu güncelleme neler etki etti? Ona bakmak lazım. Bir, yakıttaki ufak tefek artışlar, son günlerdeki artışlar zaten beklenen bir rakamdı. Brent petroldeki o 97 doları geçmesi zaten ülkemiz içerisinde de yakıtın artacağını gösteriyordu bize. Ama esas bizim en önemli konumuz araç fiyatları. Yorulan araçlarımızı değiştirmek istiyoruz. İşte geçtiğimiz hafta daha bir firmaya gittiğimde firma bana çok kullanılan bir araç modeli için ismini söylemeye, zikretmeye gerek yok. 700 bin lira fiyat verdi. 2023 modeli ama 4 ay 6 ay beklersiniz dedi. 4 ay 6 ay sonraki fiyattan değerlendireceksiniz dedi. Tamam dedim. İkinci eliniz var mı dedik. İkinci ele indik aşağıya. Aynı modelin 2021 modelini 850 bin lira fiyat verdi. Bakın bizim aday portföyümüzün yaklaşık olarak %70'i 18-23 yaş arası gençlerimiz. Bizim bu gençlerimizin de iyi araçlarda eğitim görmeye hakkı var. Biz 2018 yılında 44 tane aday ücretine sıfır bir araç alabiliyorduk. Bugün 100 tane aday ücretine sıfır araba alamıyoruz. Aradaki fakirleşme çok büyük. Araba fiyatları dudak uçuklatırken ehliyet fiyatları cep yakmaya devam ediyor. İşin uzmanları araç parça fiyatları ve benzine gelen zamları sebep gösterirken bakalım sokakta vatandaş ehliyet fiyatlarına neler söyleyecek? Bu bir zulüm ya. Yani asgari insanlar bir ay çalışıyor. Eğer ehliyet parası yetmiyorsa bu hakikaten de bir halk olarak insanlar düşünmelidir. Şu an alamam. Öğrenciyim. O kadar param yok. Galiba 10.500 olmuş. Evet. Alamayacağım. Uzun bir süre alamayacağım. Her şeye zam geliyor. Normal açıkçası. Normal karşılıyorum. Zaten ehliyetin fiyatında bir önemi yok. Ehliyete binilmiyor. Arabaya da binemiyoruz zaten. Daha önce denedim ama alamadım. 2 yıl önce falan girmiştim. Bir daha alabileceğimi düşünmüyorum. Yazılabileceğimi bile düşünmüyorum şu anda. Bilet 1000 lira falandı benim aldığımda. Şimdi ne kadar olmuş? Şimdi 10.500 lira. Güzel olmuş. Ne düşünüyorsunuz? Ya klasik Türkiye ya. Her şey o kadar zamlandı zaten muhtemelen. Öyle düşünüyorum. Erdoğan'ı çok seviyorum.